Sen anlat Karadeniz. Nazar, ablana seslen kuzum. Abla, anam Çağray. Efendim ana. Mercan'ım, ütülediğin kılıfları getir kuzum. Doldurayım mı bu lastikleri? Tamam ana. Türkan, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Hoş geldin Naciye. Hoş bulduk. Ha bu pamuklar neydi? Mercan'ımın çeyiz yastıklarını doldurayım dedim. Düğün arifesi iki ayağım bir pabuca girmesin. He duyduk. Hayırlı olsun. Saniyeyle dünür olmuşsun. Eksik olma. Tahir iyi uşaktır. Merhametlidir. Bilirim da. Ega kim yapar onun yaptığını? Çıkan dedikoduları aldırmadan İstanbullu karıyla uğraşıp duruş. Hangi dedikodu? İstanbullu karının kocası Tahir'in peşindeymiş. Karımı kaçırdın deymiş. Benim damadımın ne işi olurmuş kocalı karıyla? El alemin ağzı torba değil işte ana. Çekip büzemeysin. Orası öyle de el alemin ağzına da laf vermeyeceksin. Misal, dün akşam Tahir'in o kızla ne işi vardı? Tahir'im dün gece bizim evdeydi. Mercan'ımla sözlendi ya Naciye. Ben bilmem. Karakolun ora gördüm onları. Hayırdır Tahir, kim arar? Bizim kooperatiften arkadaş. Adamın biri sarhoş halde gemiye çıkmaya çalışmış. Benim gitmem lazım. Ne olur mu abi baksın. He anam doğru değil, ben bakayım ya. Benim gitmem lazım. Hadi herkes hayırlı akşamlar. Tahir! Nasıl uçtur ya? Kızla bir aşnalığı, bir fişneliğidiler ki sorma. Artık ne dediyse kıza, suratının ortasına tokatı yedi. Ama bu tokat savaş tokatı mıydı, seviş tokatı mıydı ben bilmem. Allah bilir. Sen inme, bekle, arabalar geçiyor. Sen neden hala söylemedin çocuğa gideceğinizi? Ben söyleyemedim. Bir her şey hazır olsun, ondan sonra söyleyecektim. Bir fotolar kaldı, ondan sonra gidiyorsunuz yarın. Yarın mı? Ben bu kadar erken olacağını düşünmemiştim. Ne kadar erken o kadar iyi. Gel bakalım aslan. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Ve aleyküm selam Tahir'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biyometrik vesikalık çektirecektik Rasim abi. Tabii. Az bekleyin, ben hazırlayayım. Niye fotoğraf çektiriyoruz anne? Ay ışığında uluyan kurt. Ben diyorum ki bizim yepyeni maceralar yaşamamız lazım. Belki bu maceraları yurt dışında yaşarız. Mesela Rusya'da. Orada çok meşhur zalim bir sirk varmış, öyle diyorlar. Belki orada esir düşmüş hayvanları birlikte kurtarırsa? Üçümüz beraber mi? Didem. Gel seninle bir konuşalım.
Evet, buyurun. Alalım sizi. Haydi. Gel anneciğim. Siz burada bekleyin. Fotolar tamam. Para işini hallettiniz mi? Kaya. Burada. Şimdi buluşacağım adamla. Vereceğim. Yangazlar seni Hamsi Köşüt'le GM'ye götürecekler. Bizim de ananla küçük bir işimiz var. Oldu mu aslan? Anneciğim, abileri üzme tamam mı? Ne üzmesi ya? Erkek erkeğe çapkınlığa çıkacağız biz. Haydi yaylanız, haydi. Teşekkürler. Biyometrik fotoğraf çektirmek ne durda? Biyometrik fotoğraf. Mercan'ım, güzel kuzum, üzülme. Dere akar da kum kalır. Saniye çocuklu karıyı ölse gelin almaz. Benimki günde 5 vakit sesimi duymasa kudurur. Ne edeceksin? Alo? Naciye. Bu Tahir kızla oğluna biyometrik fotoğraf çektirdi. O ne dedi Rasim? Biyometrik resim pasaporta çekilir. Bunlar kaçacak. Tahir kızı Rusya'ya kaçıracak. Deme. Hem Cuma'da da Cemile Baba demedi Tahir. Tahir bu karıyla Rusya'ya kaçacakmış. Merhaba Esma abla. Nefes. Şikayetini geri almak için iyi düşündün mü? Bak eğer... Düşündüm Esma abla. Böylesi daha iyi. Neresi iyi bunun? Kimden çıktı bu fikir? Senden mi? Sana da selam Esma. Selam falan yok sana. Ne yapacak bu kız tek başına Rusyalarda? Biz şikayetimizi geri alacağız. O şerefsiz elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak. Bu kız da memleketinden sürgün olacak. Bu mu yani bulduğunuz çözüm? Esma bir halt bildiğin yok. Uzatma. Bak Tahir. Esma abla. Ben kararımı verdim. Bak bu da vekaletim. Ne gerekiyorsa hazırla ben de imzalayayım. Yarın ben gidince sen gerekeni yaparsın. İnşallah pişman olmazsınız.
Selam Niko. Selam İdris. Rodistam tavrı diba. Puli. Puli. Mesamos çems anaşı burun devi. Eliz pasaporta ve inza ve ikna bak. Makunda evi got. Pasaporta evi. Bu al, su alt kışamdı ki gavet batmış. Kargi. Kargi İdris, kargi. Selam Eysan Hanım. Siz de burayı bayağı çeşme yolu yaptınız ha. Mustafa Bey, durum ciddi. Vedat çıldırdı. Dün Nefes silahla karakola gelmiş. Vedat'ı vuracakken Tahir durdurmuş. Ha, biliriz. Engellemeseydiydi da işte ikisinden de toptan kurtulurduk ha. Biri hapse girerdi, öbürü mezara. Mezara giden kardeşin olmasın da. Vedat ikisini de öldüreceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Bir anlaşma yapmadık mı? Ben Nefes'i gönderecektim. Tahir bu işten sağ salim kurtulacaktı. Ne öldürmesi ulan, ne öldürmesi? Sakin. Sakin ol. Kendine zarar vereceksin. Lütfen. Size ne oluyor? Zarar mı olur ha? Sinirlendirmek istemedim. Vedat'ın içeriden çıkmaması lazım. Çözüm bu mu zannediyorsun? Dışarıda Vedat'ın tek sözüyle gözünü kırpmadan adam öldürebilecek 30'dan fazla koruma var. Onları nasıl durduracaksın? Vedat içerideyken dışarıdan daha tehlikeli. Ya çok sinirli. Anlatabiliyor muyum? Sen de bu adamın bütün pisliklerini temizliyorsun ha. Konumuz bu değil. Bak, Vedat'ı çıkarın. Nefesi verin. Hepsini buradan toplayıp gideyim lütfen. Biz bir anlaşma yaptık Eysan Hanım. Ben de gittim Tahir'le bir anlaşma yaptım. Nefesi göndereceğim. Nereye göndereceksiniz? Seninle anlaşmamızda adres belirtmek yoktu ya Eysan Hanım. Tamam, anlaşmamızda yoktu ama Vedat kontrolden çıktı. Bak, onu sakinleştirebilecek tek şey Nefes'le oğlunu alıp gitmek. Olmaz dedim Eyşan Hanım, olmaz. Ben kardeşime bir söz verdim. Tutulacak. Kardeşini Vedat'tan nasıl koruyacaksın peki? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz vardır ha. Sizin sözünüze inanacak değiliz. Durumu daha zorlaştıracak bir plan yapmıyorsunuzdur umarım. Uğur ola Eyşan Hanım. Bilahare görüşürüz. Ben o herifimin içinde öküz yaşayayım, öküz. İnsan der garım meraktan öldü. Bir arayayım da haber vereyim o adiye. Ama nerede? Ne bu karnının içinde söylenip duruyorsun? Karnımın içi mi? He? Açık seçik bağırırım ana. Ana. Sence ne ettiler bu pasaportta avukatta o işleri? Benim öküzüm de aramadı. Ege, öküz deme oğlum. Aha bu lahanaları sararım senin ağzına. Bir de sağ hesabı verecek benim tosunum. Ben de adım öküz. Sen yumuşattın, ettin onu tosun. Olur ana, olur. O da uyar bağ yani. Şimdi yiyeceksin bu tencereye kafana. Al şunu ocağa koy da pişsin, akşam oldu. Ege saniye! Saniye! Ana kapı basıldık. Destur hayırdır, ne oluyor?
Hiç hayır değil. Tahir'in yediği hakların hesabını sormaya geldim. Oo, neyi yaptınız? Geç Nifak'cığım, şöyle buyur. Fitne sen de geç, ayakta kalma. Fücür tehlik ister misin canım? Tövbe ettim, estağfirullah. Ne de kudurdun Türkiye? Kuduran anam değil. Kuduran biz olduk, Eymo. Kuduran senin deli Tahir'in Saniye Hanım. Hanım, hanım gibi ha bak. Canım ağzından çıkanı kulağın duysun. Üstelik el alemi yanındayken. Senin oğlun sözünden çıkıp o kızla buluşurken el alemi düşündü mü Saniye teyze? Sen bunu nereden uydurdun Nazar? Ben uydurmadım. Aha, Naciye'nin yüzü. Naciye gözümle gördüm dedi onu. Onun göze ihtiyacı yetiyi uydurmaya. Uy Saniye, ayıp ol. Sen sus. Türkan, hiçbir şey senin sandığın gibi değil. Ya ne du Saniye? Kızlan uşağı pasaport için fotoğraf çekiyormuş. Tahir Rusya'ya kaçacakmış kızlan. La havle egi yok öyle bir şey. Kaçmayacak kızlan. Bunu da senin kafana bu Naciye mi soktu? Kocası fotoğrafım soktu, oldu mu? Sen onlara ne bakaysın? Birisi telgrafın teli, birisi telgrafın direği. Bak, nefes kız o fenalık abidesi kocasından kaçıyor. Elleri kırılsın gobalin, fena döveymiş garibimi. E benim uşaklarım da bak dikkatini çekerim, uşaklarım diyorum. Tek Tahir demiyorum. E yardım ediyorlar kızcağıza. Yazıktır da, el kadar sabiyle. Bütünkü öyle demiyor ama. Boşa telaşlanıyorsun Türkiye Hanım. Bak, boşa ağlatıyorsun Mercan'ımı da. Benim Tahir'im kaçmayacak o kızla. Yok öyle bir şey, bitti. Hadi. Hadi sen de yürü. Sıfırlan bakalım, haydi. Asiye kapıyı aç. Haydi yürü. Açtım ana. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yürü. Seni dokuza böler, dokuz köyün direğini asar. Fitne Fücür, oldu fitness Fücür. Koş Naciye yenge, koş. Ana. Sen de beni şaşırttın ha. Nefesi nasıl koridin öyle? Yok kızı kocası döveydi da. Yok Elka'da Sebi'yle kaldı da. Vallahi bravo ettim. Et be be, bravo falan. Ne deseydim? Gancıkları oğluma kafayı taktı deyip de ateşi iyice körüklesem miydim? Kıt aklında kaynananın işine karışma. Yürü, yürü. Dünürüm gel otur. Otur gel otur dünürüm. Asiye sen de ocağa yemeği koy. Akşama dünürlerinde yemek yiyeceğiz. Ya yok bırak Saniye, ben gideceğim ya, sinirlendim bırak. Ay sinirin mi kaldı? Aldık ya sinirini de. Bak ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Otur sen de otur Mercan'ım. He ana oturun da anlatsın. Benim nöbete gitmem hadi lazım. Hadi sen git git. Bak Türkiye Hanım, Mercan'ım, işin aslı şu. Yarın Mustafa'm bu kızı gönderecek. Dedi ki Tahir'ime, oğlum git resmi çektir dedi. Ondan sonra da... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Böyle yapılıyor. Annem 20 bile sektiriyor. He. Tamam ula tamam. Salla artık şu topu. Bana bak. Küçüğü senin, büyüğü benim. Anlaştık mı? Küçüğü benim oluyormuş. Benim saçları çok güzel. Ula promosyon boy kazan ola. Kendi dengine yaz. Sor bakayım arkadaşın adı neymiş? Merhaba. Merhaba. Adın ne? Beren.
Aa, kaç yaşındaymış Beren? Sor bakalım. Anladım İdris, sağ ol. Sağ ol. Yarın sabah İdris alacak sizi. Gürcistan'a kimlikle geçiliyor. Orada Niko diye bir adamla buluşacaksınız. Pasaportlar onda. Rusya'ya o götürecek sizi. Gözün aydın. Oturuyorsun. Sen bana laf mı sokuyorsun kızım? Ne laf sokacağım ben? Herkesin hayatı yoluna giriyor işte. Yakında düğün de yaparsın. Sayende zavallı güvenlikçinin akıbetini paylaşmadığım için düğün de yaparım dernekte. Sana ne? Sana onunla alakalı konuşma dedim. Sen benim düğünüm hakkında konuşuyorsun ama ben senin merhum sevgilinin hakkında konuşamıyorum, öyle mi? Nerede buldun kızım sen bu bolluğu? Senden kurtulacağım saati iple çekiyorum Deli Tahir. Al benden de o kadar. Abi, hayırdır? Aranızdan taka geçecek. Ulan sana ne? Hayırdır? Niye uzağa oturdu bu? Bırak uzakta otursun. Uzaktan iyi bir insana benziyor. Uzaktan iyi. Yakından nasılmış Nefes Hanım? Uzaktan kusursuz, yakından lüzumsuz. Bana bak Nefes. Efendiliğimi bozdurma, seni de bozarım. Çok korktum. Bence kork. Yakıp yıktırma sonra bana. Yangın görseler akılları gider, sorsalar hepsi ateş. Nefes, sen kurtla kuzunun hikayesini bilir misin? Bilmiyorum Tahir, neymiş? Hani kuzu sataşmış sataşmış. Sonra ne olmuş? Kurt kuyruğunu kıstırıp kaçmış mı? Ya dayılığın kime? Bir nefeslik canın var, üflesem uçacaksın. Anca üflersin zaten, normaldir. Senin bu nefes çekmeye ciğerin yetmez. Ya hava olsan bir nefes çekenin... Bir durun ula. Nefes yenge, güç olup uçacaksın yarın. Bir varışın da. Yalnız doğru der. Yarın özgür bir kuş gibi uçacaksın. Bu neyin yarası Nefes? Neyin yarası söyleyeyim mi Tahir? O kuşları kalbime sen soktun. Şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun. İşte bunun yarası. Daha devirenlerin araba değil mi bu? Ta kendisi.
Sözün seni bekliyor yengem. Ya onun ne işi var burada? İnsan sözlüsü gelince öyle mi der? Doğru demez değil mi? Dur ben bir gidip hoş geldin diyeyim. İyi hadi Aslan. Hadi buyur. Hoppa. Tahir geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Işığım. Sen de hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Kaynanalı Sözlü'nü ziyarete gelmişti. Ben de yollamadım. Babalarını çağırın dedim. Beraber akşam yemeği yiyelim ailecek. Biz bize. Eksuk aile. Hani nazar yok mu? Uşağım ne edeceksin onu? Nöbeti var kızın. Yorgundur. Yorgun olur değil mi dönüyorum? Yo, yorgun yorgun boş eve mi gidecek? Değil mi Türkan yenge? Hem kız kısmı bu saatte tek başına. Cemil amca, alıp geleyim. Uşağım, münasip olmaz. Yok, tek başıma gitmem. Yiğit'le Balım da benimle gelirler. Değil mi uşaklar? Geliriz de bir sürü para veriyor. Geliriz, geliriz. Sen de kozandan kaçaymışsın ama çocuk da babasız kalmış. Bilmem iyi mi edersin? Bence etmezsin. Yazık değil mi çocuğa babasız kalacak? Sen de erkeksiz kalacaksın tek başına. Tövbe tövbe. Benim oğluma baba, başıma erkek gerekmez. Siz bilmeden konuşmasanız. Hanım da ben de bilip de konuşuyoruz. Evin başı erkektir. Erkeksiz ev, başsız kadın olmaz. He öyledir Cemil abi. Evin başı erkektir da boynu da kadındır. Değil mi Mustafa'm? Boyun nereye, baş oraya. Asiye. Ne dedim ki Mustafa'm? Yani boyun ne tarafa dönerse baş da o tarafa döner dedim. Bir şey mi dedim? Kimi başınıza çıkmış, kimi peşinize düşmüş. Sizin de işiniz zor Mustafa. Başımıza çıkanı savarız, peşimize düşeni kovarız. Sen hiç merak etme dönürüm. Ana kimsenin peşimize düştüğü, başımıza çıktığı yok. Uzatma. Peşinize düşmeyen kızın pasaport işlerini hallettiniz mi damat? Ana. Hiç bunalma uşağım. Cemil baba Türkan ana sayılır. Ben her şeyi bir bir anlattım onlara. Meraklanma. Bizden laf çıkmaz. Yani sahte pasaport etti diye İdris'in başını belaya koymayız. Herkes bu çocuk ligariyle senin gıybetini yapaydı. Ben de el alemin ağzına laf vermeyelim dedim. Niye halt ettin ana? Ne dedin sen? Gideyim de misafirimize bir bakayım dedim ana. Canını okudunuz çünkü kızım. Tahir. Sen Mercan geleni al da bu akşam yemeği dışarıda yiyin ha. Niye? Yemek mi yok evde? Var var da sağ olsunlar anamla Türkan yengenin dillerinin ayarı yok. Mercan gelin biraz geriledi ha. Haydi. Yok. Yani Tahir istemiyorsa ben de istemem. Oy benim utanıklı kızım. Arlı edepli. Mustafa sen babasından izin iste gene. Müsaade var mıdır Cemil abi? Vallahi aslında bana test böyle akşam akşam ama hadi bir seferlik olsun bakalım. Gel Mercan. İki saate götürmeyin damat.
Ben gideyim nazar alayım. Siz de burada bekleyin, tamam mı? Ama biz sıkılırız. Ha buraya geçin önüne, müzik dinleyin. Patlamazsınız 10 dakikada. Tamam ben efendim. Bana emanet. Helal aslanım. Niye sen bana emanet olmuyorsun acaba? Çünkü erkekler kızları korur. Aynı Tahir abimin annemi koruduğu gibi. Çok ayrımcı bir hareket. La havle. Hep anandan öğreniyorsun değil mi bunları? Güzellik. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ya sen ne biçim bir kızsın be? Oğlum falan. Hayırdır, tezkere ortağı mıyız? Ben seninle kurbana bile ortak olmam be. Niye geldin onu söyle. Büyük konuşma. Kurban ortak olmazsın. Ama bağa kurban olursun vakti gelince. Ulan... Ve seni bize götürmeye geldim. Ne işin var benim sizde? Anam dedi. Evimde gelin kadrosunda eksik var. O sağa kurban olan nazara al gel dedi. Baba bak çocuk, kırarım kafanı, doğru konuş. Tamam da tamam. Sağda şaka yapılmayın. Sizinkiler akşam yemeğine bize geldi. Bana da seni alıp bize götürmek düştü. Hayırdır? Kaleli ailesi günah mı çıkar? Anam ablamı kandırdığınızı yetmedi, üstüne bir de cila mı çekeceksiniz? Hop hop. Kandırmalar, cilalar falan. Sen neye delilendin yine? Niye olacak? Ortalık dedikodudan geçilmiyor. Anan benim anama bir şeyler kıvırdı ama ben yemem canım. Köy dedikodularına kanacak kadar akılsız mısın Nazar? Aksine sizin sandığınızdan daha akıllıyım. O kadının abinin peşinde olduğunu bilecek kadar. Oho, koyun can derdinde, bunlar et derdinde. Göreceğiz bakalım, o koyunun derdi can mıymış, canan mıymış? Ama eğer benim kuşkularım doğru çıksın, hele bir abini ablamı üzsün, yedi ceddinizin hakkından gelmezsem. Bunu da yaz bir tarafa Yangaz Efendi. He yavrum he, yazarım bir boş vaktimde. Yürü şimdi. Geçin ola arkaya. Niye ya, biz böyleyiz. Ula var ya. Size bir kuruş koklatmam yemin ederim. Geçin dedim. Haydi. Oğlum çapkınlıklarından bıktım. Anası kılıklı. Kapa kız çeneni. Çocuk bile çapkınlıklarından bıkmış Yangaz Murat. 7/24 mesai yapar isim galiba. Gözüm senden başkasını gördüğü an kör olsun be gülüm. Tövbe estağfurullah. Allah'ım kurban olayım, sen bu duamı ciddiye alma. Al. İşlerin nasıl? Ne? Şey, işlerin nasıl diye sordum ama... İyi işte Mercan. Kepçe daldırıp kum çıkarıyoruz. Anladım. Sen nasılsın? İyiyim ben. İşte çeyiz falan yapıyoruz. Aceleniz ne? Annem dedi. Düğüne yakın sıkışmayız dedi. Herkesin hayatı yoluna giriyor işte. Yakında düğün de yaparsın. Ne düğünmüş arkadaş? Herkese dert oldu. Yok, yanlış anladın. Bana dert olduğu yok. Aksine... ben çok mutluyum. Neye mutlusun Mercan?
Benim gibi deli adamın tekiyle bir ömür tüketeceğine mi? Ya kızım sende hiç mi akıl yok? Sen deli değilsin ki. Ya ne demezsin? Sessiz, sakin, pırlanta gibi adamın değil mi? Tahir. Eğer düğünü istemiyorsan... Bak bence neyi kızdır? Seni mutlu eder ha? Ne hapse tıktığı kocası var. Ne de mezara koyduğu sevgilisi. İstemesem burada olmazdım Mercan. Ben bir söz verdiysem tutarım. Biliyorum. Sen kimseyi yarı yolda koymazsın. Nefes de koymadın zaten. Bana bak. Onunla alakalı tek kelime etmek yok. Duydun mu beni? Duydun mu dedim? Duydum. Ben sadece kıza yardım etmeniz çok iyi. Lan sana ne? Kusura bakma. Hadi sen ye yemeği, ben bir yüzümü yıkayıp geleyim. Çektim zulüm, bu dünyanın yüzü.
gecem geçmez, gün olmaz. Yalvarırım Mevla'ya, bir duam kabul olmaz. Oy beni vurun vurun, ne dur çektim zulüm. Bu dünyanın yükü bir ben mi umuzladım? Dışım çiçek açmış belki, içimde kal.